Öncelikle tekrardan hepinize geçmiş olsun arkadaşlar. Artık sınav bitti. Ne istiyorsanız, bu sınava hazırlanırken hayal ne kurduysanız onu yapma vakti. İsterseniz uyuyun, isterseniz dışarı çıkın. Yani bir iki gün bocalayacaksınız. Aman nasıl oldu? Hani ders çalışmam gerekiyordu. Şimdi ne yapacağım gibi. Sonra alışıyorsunuz. Çok güzel bir yaz geçireceksiniz. Eğer cevaplardan eminseniz bakabilirsiniz yani. Cevaplardan eminseniz bakın ama size o dönemde şu bir ayınızı mahvedecek kadar moralinizi bozduysa sınav, o kadar iyi geçmediyse ben cesaret edememiştim zamanında. Bakmanızı tavsiye etmiyorum. Bu bir ayı hiç etmeyin kendinize. Sonuç olarak sınav bitti geçti artık. Yapabileceğiniz bir durum yok. Gerisi artık Allah'a havale edilebilecek bir durum. Bugün AYT sınavını yorumlayacağız. Bir de genel birkaç bir şeye değineceğim. AYT'de eşit ağırlık olarak yorumlamak istiyorum ben. Fenle ilgili çok bir duyum almadım. O yüzden eşit ağırlık alanında bakarsak, hani matematik ve sözel sos 1 kısmı olarak yorumlayacağım. Sos 1'de edebiyatın kolay olduğu söylendi. Hani çok çok zor şeyler sormamışlar. Ben namelere dikkat edin demiştim. Bir de fazla üstün dağlarcayı sorabilirler demiştik. Onları sormuşlar. Üç Şehitler Destanı'nı sormuşlar. Harname'yi sormuşlar. Yine Gülşehri'yi sormuşlar. Yani ben inanamıyorum artık ÖSYM kaçıncı defa Gülşehri'yi, Mantıklı Tahir'i soracak. Hiçbir fikrim yok yani. Çok eleyici bir edebiyat değilmiş anladığım kadarıyla. Edebiyat kolaymış. Tarihi ortalamaymış. Biraz daha zora kaçılabilir bir tarihmiş. Musul Kerkük meselesini sormuşlar mesela falan. Hani biraz daha eleyici bir tarihmiş. Coğrafya da aynı şekilde. Coğrafya da zormuş. Anladığım kadarıyla hani böyle çok çok zor değilmiş ama ortalama bir zorluğa sahip olduğu söylendi. Yani sos 1 genel olarak iyi bir sos 1'miş. Ortalama bir sos 1'miş. Hani o kadar zorladığını söylemediler aldığım duyumlara göre. Ben de İstanbul Teknik Üniversitesi'ndeydim. Yine bir öğrencimiz, bir arkadaşımız sınava girecekti. Onu beklemiştik. Ondan aldığım duyumlar, orada işte çıkışlarda aldığımız duyumlara göre konuşuyorum. Yine öğrencilerimden aldığım duyumlara göre konuşuyorum. Herkes için aynı olmayabilir tabii ki. Matematiğe gelecek olursak, matematik çok zormuş arkadaşlar. Yani benim matematiklerine çok güvendiğim ve hani beni matematik çalıştıran insanlar da bu sınava girdi. Ve bakıyorum yani imkanı yok yani. Matematik zormuş. 21'in matematiğine benziyor. Hatta daha zor olduğunu söyledi. Benim mesela çok iyi yapan bir öğrencim vardı. 21'in zor olduğunu söylemiştim ona. 21'de 40 net yapmıştı mesela. Ama hani diğer kitapları falan da görmeden yani yaptığında 40 netti. Ama bunda o da çok zorlanmış. Başka çok matematiği iyi olan bir arkadaşım zorlanmış. Matematiği iyi olan kim varsa zorlanmış. Yani diğerleri de zorlanmış zaten de. Çok zor bir sınavmış. Ben de 21 senesinde aynı durumu yaşadım. Hani böyle işte süre yetişecek mi yetişmeyecek mi? Normalde çok daha kısa sürede bitiyor. Hani belki 21 kadar zor değildir. Yani sorulara henüz tam olarak bakamadım. İnanılmaz 21 kadar zor olmayabilir belki ama o sınav anında insana çok zormuş gibi geliyor. Yani ne yaparsanız yapın çok zormuş gibi geliyor. Çünkü o sınav anı ile birlikte yönetmeye çalışıyorsunuz. Ama matematiği bu kadar zor soracaklarını beklemiyorduk açıkçası. Bize de sürpriz oldu. Ama ortalama olarak değerlendireceksek evet matematik zormuş ama sos 1 kısmı daha kolaymış. Hep kendi denemelerini yayınladıktan sonra hani TET'te yine belki bir tık zordu. Ama dünkü TET o kadar zorlayıcı değildi bence bir yerde sosyal dışında. Genel olarak değerlendirecek sınavı. AYT'de de matematik çok zormuş. Dediğim gibi fen kısmına şu an hakim değilim ama öğrendiğimde onun için de video çekeceğim mutlaka. Takip edebilirsiniz. Zorlanmışlar arkadaşlar ya. Genel olarak herkes zorlanmış yani. O yüzden keyfinizi kaçırmayın. Eğer siz zorlandıysanız herkes zorlandı. Sıralamalar yüksek ihtimalle 21'e daha yakın sıralamalar olacak. AYT matematikte o standart sapma çok büyük etkileyecek. Edebiyatta da yine bilip yapamayanlar da oluyor. Yani her şeyi yapamıyorsunuz. Bilseniz bile o an o kağıda dökemiyor olabiliyorsunuz. O yüzden lütfen endişe etmeyin. Kendinize kızmayın. Şu an önünüzde koca bir yaz var. Tercihlere kadar daha 1-1,5 ayımız var. Temmuz'un ortası sonu gibi açıklarlar. O civarda açıklanıyor. Sonra tercih yapacağız, edeceğiz. Bu derece hocamdan koşuk almış bütün öğrencilere tercih döneminde yanlarında olmaya çalışacağız. Toplu görüşmeler ayarlayacağız. Her üniversiteden, her bölümden toplayabildiğimiz kadar öğrenciyi toplayıp onlar bölümleri anlatacaklar, okulları anlatacaklar. Ben de anlatacağım aynı zamanda. Tercih döneminde beraber böyle daha iyi götürebileceğimizi düşünüyoruz. Eğer siz de destek almak isterseniz Derece Hocam ekibine yazabilirsiniz. Geçmiş olsun diliyorum arkadaşlar. Lütfen öncelikle bir dinlenin, sakinleşin, nefes alın. Sonra ne yapmak istiyorsanız yapın. Geçmiş olsun. Hepiniz bu yola kadar geldiniz. Buraya kadar getirdiniz bu sınavı. Zaten yapacağınız, elinizden geleni yapmışsınızdır. Yapacağınız artık hiçbir şey yok. Şimdi tatil zamanı. O yüzden çok çok iyi, keyifli bir tatil geçirmenizi diliyorum. Çok eğlenin. Bizim yerimize de eğlenin.